pençeme öyle bir düştün ki... ...ne Oruçağım'ın canını alabileceksin... ...ne de kendi canını kurtarabileceksin. Sen kurt olsan da... ...aslanın ininde avlanamazsın. Aslanın inine girsen de... ...aslan seni tutmaz. Babamın kılıcıyla ilk intikam kanını seninle dökeceğim. Senyor Gabriel niye gelmedi hala? Çabuk mahzene gidip bakın. Ağam! Zırhım. Bilirdim bir yiğitlik yapacağını. Bitti esaret ağam. Seni de Antuan'ı da kurtarmaya geldik. Senyor Gabriel, nasıl düşersiniz düşmanın eline, nasıl? Oruçağımı ve Antuan'ı bırakmazsanız Gabriel'i öldürürüm. Şimdi siz Oruçağımı ve Antuan'ı bize verin, biz de size Gabriel'i verelim. Sakın Piero, sakın! Orucu asla bırakmayacaksınız. Efendim sizi öldüreceğini söylüyor. Nasıl izin veririm buna? Ben ölümden korkmuyorum Piero. Beni öldürdüğü anda siz de onu öldüreceksiniz. İnat etme gayrı Gabriel. Canın elimizde. Senin canın da bizim elimizde. Siz adadan vazgeçmedikçe sen de kurtulamayacaksın. Bunca çileye bu yurt toprakları için katlandık. Beni öldürseler dahi bu adadan vazgeçmeyeceksiniz Hızır. Oruçağımı ve Antuan'ı bırakın Gabriel'i alın. Kan dökmeden bitsin bu iş. Sonrası hepimiz için felaket olur. Siz benim abim, babam, her şeyimsiniz. Siz öldükten sonra orucun ölmesinin ne anlamı var? Kabul edin efendim. Biz sizin için yine adada kalır savaşırız. Ama sizi kaybedersek hepimiz ölürüz. Bir yandan da Mesih Paşa bombalıyor adayı. En azından sizin canınızı kurtaralım. Sadık kolun Piero. Madem onlar bu ada için o kadar savaşıyor... ...biz de daha fazla savaşacağız. Dayan kılıçları orucun boynuna! Mesih Paşa saldırıyı durdurmazsa öldürün onu. Ben de seni öldürürüm o vakit burada. Bu adayı elinizden almak benim davam. Bunun için gerekirse bir değil, bin canım feda olsun. Saldırıya devam ediyorlar. Hazır olun orucu öldürmeye. Bu soysuzu ele geçirmişsin zaten. Adanın ele geçirilmesi Mesih Paşa'nın saldırısına bağlıysa bırakın saldırsın.
Ben kendimi feda ederim. Olur mu ağam? Biz hem seni hem adayı kurtarmaya geldik buraya. Senin kendini feda etmene gönlüm razı olur mu? Bu ada şehitler yatağıdır Hızır. Ben de bu uğurda şehit olursam gam değil, benim için onurdur. Adayı almak bu saldırıya bağlıysa, varsın ben öleyim. Siz de bunun kellesini alıp adayı kurtarın. Evet babam, biz o adayı elbet alırız. Ama seni kaybedersek bir daha bulamayız. Hazır! Tamam! Tez gemilere gidip saldırıyı durduracağız. Mesih Paşa'yı saldırıyı durdurmaya ikna edeceğiz. Haydi. Efendim! Sakın! Peşimizden gelen olursa bu kez acımam, öldürürüm Gabriel'i. Sen burada kal Piero. Mesih Paşa saldırıya devam ederse öldürün onu. Seni ve Antoine'ı burada bırakıp gitmek yüreğime zor gelir ağam. Keşke seni kurtarabilseydim de ben ölseydim burada. Ama döneceğim. Dönüp seni kurtaracağım ağam. Sen beni tasa etme aslanım. Benim başım her daim diktir. Ben senin ağan için neler yaptığına şahidim. Buradan kurtulsam da, kurtulamasam da hakkım sana helaldir. Eyvallah. Haydi. Ben Senyor Gabriel'i senin elinden nasıl kurtaracağımı biliyorum Hızır. Bütün gemiler hazır olsun. Birazdan daha şiddetli saldırmaya devam edeceğiz. Saldırı olmayacak paşa. Hızır, senin ne işin var burada? Saldırıyı durdur paşa. Sana kaç defa diyeceğim ha? Adayı işgalden kurtarmadan dönmem diye. Buraya kadar gelmişiz, saldırıya başlamışız. Bana saldırıyı durdurtacak bir sebep yok. Artık var. Gabriel. Eğer saldırıya devam edersen Oruç Ağam'ı da Antoine'ı da öldürecekler. Gabriel elimizde artık kozdur. Saldırıyı durdur paşa. Askerleri başsız kalınca dağılacaktır. Adayı da saldırıp alırız. Gayrı beni hiçbir şey durduramaz. Saldırı başlasın! Toplan Alessa! Durun! Bak paşa. Oruç Ağam gözümün önündeydi. Ama onu alamadım. İçim kor gibi yanar. Sen de daha fazla ısrar etme. Ağamı alalım, sonra adayı elbet alırız. Vaktimiz yok. Adayı almak için Şehzade Korkut'tan filo istedim. Tez zamanda almazsan Şehzade benim canımı okur. Toplar Alesta! Sıkı bağlayın. Ne yaparsanız yapın kaçacağım. Beni tutamayacaksınız. Atış için hazırlıyorlar topları. Orucu öldürmeye hazır olun.
Gemiler bir ateş etsin. Kafanı uçuracağım. Toplar atış için Alesta Paşa hazırlı. Bak Paşa. Oruç Ağam'ı ve Antuan'ı almadan saldırıyı başlatma. Canlarını tehlikeye atma. İkna edememişsin onları orucu teslim etmeye. Ben de senin yüzünden boşuna vakit kaybedemem. Bizi vazgeçirmek için direnir bu. Ama vazgeçmeyeceğiz. Oruç Ağam'ı ellerinden alacağım. Senin vazifen ağanı kurtarmaktı, yapamadın. Benim vazifemse bu adayı almak ve ben bu adayı alacağım. Alesta! Ben senin ağan için neler yaptığına şahidim. Buradan kurtulsam da, kurtulamasam da hakkım sana helaldir. Seni ve Antuan'ı burada bırakıp gitmek yüreğime zor gelir ağam. Keşke seni kurtarabilseydim de ben ölseydim burada. Ama döneceğim. Dönüp seni kurtaracağım ağam. Paşa Hazretleri! Başımızlıktan çok sayıda düşman gemisi gelir. Venedik filosu bu. Modon'dan çağırdığım filo tam zamanında yetişti. Beni kurtarmaya geliyorlar. Sağ çıkamayacaksınız buradan. Gabriel'i almış. Gabriel'i onun eline bırakmayacağız. Kesilen kolumun intikamını da senin kelleni keserek alacağım Hızır. Bütün gemiler! Ateş! Bütün gemilere sancak alabanda yaptıralım. Manevrayla çekilmekten başka çaremiz yok buradan paşa. Sabit duralım. Ateşe ateşle karşılık verelim. Gemileri bizden fazladır. Karşılık vererek başa çıkılmaz. Manevrayla çekilmemiz lazım paşa. Ben buraya, bu adayı almaya geldim. Şimdi bir düşman filosu yüzünden geri çekilemem. Vuruşa vuruşa püskürteceğim onlara. Hiçbir şey yapamayacağını sen de bilirsin. Sırf inadına böyle konuşursun.
Eğer çekilmezsek bütün gemiler düşman eline geçer. O vakit Şehzade Korkut senin kelleni alır işte. Ben filo komutanıyım. Bırak gemileri çıkarayım bu cendereden. Pablo'ya gönderdiğim haber ulaştı. Senyor Gabriel'i kurtarmak için geldi. Hadi Pablo, kurtar Senyor Gabriel ellerinden. Birazdan gemilerimizi mahvedecekler. Senyor Gabriel'i de alacaklar. Az önce sen ölecektin ama şimdi kardeşin Hızır'ın ölümünü seyredeceksin. Haydi Hızır. Haydi yiğidim. Kurtulmanız lazım bu kıskaçtan, haydi. Gemilerin komutası Hızır'dadır. Üzerimize gelirler. Kıskacı daraltacaklar Hızır. İş düvenli hazır. Birazdan elinizden kurtaracaklar beni. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Manevrayla kurtulacağımızı söyledin. Daha beter kıskaca girdik. Nasıl çıkacağız bu kıskaçtan? Hadi, hadi Senyor Gabriel'i kurtar ve Hızır'ın kellesini getir buraya. Bitir şunların işini. Haydi Hızır. Haydi bilirsin işini sen. Tam vakti. Ateş altına al onları. Şimdi. Ateş altına alıp püskürteceğiz onları. Bütün gemilere işaret verin. Kaptanları hazırlasınlar. Okçular yerlerini alsın. Nişan Fırlat!
Işıl! Öldürün hadi! Ateş! Gemilerin düzeni bozuldu. Top atışının tam zamanıdır. Bütün gemiler! Toplar Alesta! Toplar Alesta! Söndürün şurayı, su getirin, hadi! Gabriel'i almadan hiçbir yere gitmek yok. Filo ne durumda? Hepsini tam isabet buldular. Yelkenlerin çoğu da yandı. Artık onlara hiçbir şey yapamayız. Hızır! Yardık atları. Biz bu deryaları onlara mezar etmedikçe ölmeyeceğiz Levetler. Via Kelemese! Haydi! Adayı almadan dönmek içime sinmez ama yine de eyvallah. Benim de içime sinmez. Lakin şimdilik buna mecburuz. Gemiler hasar aldı. Kelemez'e kadar anca gideriz. Kelemez'e varır varmaz gemiler tersaneye girsin. Hepsi onarılsın. Ben buradan çekilirim ama bunun hesabını soracağım senden. Denizlerin kurdu olduğunu gösterdin Hızır. Ama ben de Venedik aslanıyım. Ben ne yaparsan yap, aslanı kafeste fazla tutamayacaksın. Sen benim pençeme düştün nasıl olsa. Ben o adaya gidip ya Oruç Han'la Antuan'ı sağ salim alacağım ya da o adaya senin leşini götüreceğim. Lanet olsun sana Pablo! Nasıl kaçırdın elinden onları? Senyor Gabriel'i kurtarmalıydın. Hızır'ın kafasını alıp buraya gelmeliydin. Sana lanet olsun! Biz derya kurtlarıyız. Sizin gibi kendini aslan sananları çok kez kediye çevirdik. Yine çeviririz. Bu kadar sevinme Oruç. Çünkü elimizde esirsin hala. Bu işin sonu senin ölümünle bitecek. Vaktiniz varken öldürecektiniz. Artık çok geç. Bugün başınızı aldık. Yarın adayı alacağız elinizden. Sonra da hepinizin kellesini. Şahin denen o adam gümrük reisi Şahbaz'ı alıkoymuş. Bundan nasıl haberin olmaz İlyas?
Ne sebeple alıkoymuş? Sebep ne olursa olsun Şahbaz'ı alıkoymaya hakları yok. Mesih Paşa'nın atadığı devlet vazifelisidir o. Şahin de senin altındaki vazifelidir. Bu yaptığı hadsizlik de seni de çiğnedi. Şimdi Şahbaz'ı onun elinden almazsan Mesih Paşa da seni affetmez. Bilesin. Sağ olun hanımım. Abimi o ipsiz sapsızların elinde bırakmadınız. Şimdi yesinler bakalım birbirlerini. Hızır gelmeden kimse Şahbaz'ı buradan çıkaramaz. Duydun mu beni? Sen ne yaptığını sanırsın Şahin? Hayrola, ne yapmışım? Şahbaz'ı nasıl alıkoyarsın? Hızır Gabriel'le işbirliği yaptığından şüphe eder. Ben de tedbiren bağladım. Hızır ağam nasıl kalkışır böyle bir işe? Mesih Paşa'nın adamıdır o. Bilmez mi Paşa'nın nasıl köpüreceğini? Paşa gelmeden tez azat edeceğim Şahbaz'ı. Şşş, İlyas. Hızır gelmeden hiçbir şey yapamazsın. Ne demek yapamam? Ne olur Şahin? Muhafız efendi Şahbaz'ı azat etmek ister. Ben de Hızır gelmeden vermeyeceğimi söylerim. İlyas, abini bir kere çiğnedin. Bir daha çiğnemene izin vermeyiz. Hızır gelene kadar Şahbaz burada kalacak. Ya zaten kendi başınıza buyruk hata yapmışsınız. Bir de paşanın gazabını mı istersiniz? Hem ben bu şehrin muhafızıyım. Bana mani olamazsınız. Çekilin önümden. İlyas. Sana alamazsın dedik. Ha. Ben muhafızım. Gerekirse zor kullanırım diyorsan buyur gel. Ama şunu iyi bil ki ben öldürmeden Şahbaz'ı vermem sana. Ben sizi kurtarmaya çalışırım. Ama siz benim itibarımı çiğnersiniz. Ben bu meseleyi kimle görüşeceğimi bilirim. Bir de bırak da kafasını kopartayım şunu Zabel. Sen Oruç'un sevdiği kadın olmalısın. Yazık. Senin için çok üzgünüm.
Sevdiğin adamın ancak ölüsüne kavuşabileceksin. Sen de cesedine sarılır, hasret giderirsin artık. Bırak cesedini, sereyim yere! İzabel! Meryem, götür İzabel'i. İzabel, yapma. Yeri değil, sırası da değil. Hadi, hadi gel. Vahit, Oruç Ağam'la Antuan alana kadar bana lazımsın. Sonra senin hesabın kılıçla görülecek. Gidiyoruz buradan, haydi! Çekil! Haydi, haydi. Yakalamışsın soysuzu. Eyvallah. Ama yaptığın iş midir ha? Şahbaz'ı alıkoydurmuşsun Şahin'e. Ne olmuş alıkoydurmuşsam? Paşanın adamıdır o. Gazabını mı çekeceksin paşanın? Hiç değilse beni haberdar etseydin bari. Düşmanla işbirliği yaptığını düşündüm, alıkoydurdum. Sen de Şahbaz gibi paşanın güdümündesin. Sana mı güvenseydim? O Şahbaz etiyle işbirliği mi yaparsın? Şahbaz mı? O da kim? Türk ismi değil mi? Türklerle işim olmaz. Ama abin seni çiğneyip geçmiş. Rezil etmiş herkese. Bak, işbirliği yokmuş. Yaptığınız düpedüz suçtur. Kan döşülmesin diye sen yokken aldırmadım onu. Şimdi gidip aldıracağım. Bir daha beni çiğneyecek bir şey yapmayasın. Sen ağalarını makam için çiğnemiş adamsın. Kendine yapılınca zoruna mı gitti? Ben söylemeden kimse alamaz Şahbaz'ı oradan. Ağam, yeterince itibarımı zedeledin zaten. Daha fazla ele güne rezil etme beni. Senin evvelden rezil olduğun şeyler vardır İlyas. Evvela git, onlardan utan. Leventler, benim emrimdir. Şahbaz'ı bıraksınlar. Sizin yüzünüzden hala esir olan Oruç Ağam'ı kurtarmanın peşindeyiz. Sen de paşan da ayağımıza bağ olmayın. Yoksa daha çok çiğner geçerim size. Hadi hadi, elinizi biraz daha çabuk tutun hadi. Bir an önce yetiştirmemiz lazım bunları. Hadi, hadi, hadi. Daha hızlı, daha çabuk. Vaktimiz yok derim. Paşa Hazretleri. Alaiye'den haber geldi Paşa Hazretleri. Alaiye'den mi? Eyvahlar olsun. Şehzade Korkut yola çıkmış. Buraya gelirmiş. Adayı alamadık. Filo da harap oldu. Şehzadeye ne hesap vereceğiz Paşa Hazretleri? Tek çaremiz Gabriel. Onun kellesini alırsak Şehzade Korkut belki bizi affeder. Vaktimiz kalmadı. Tez yürüyün. Boşuna direnirsin Gabriel. Er ya da geç Oruç Ağam'ı o adadan sağ salim kurtaracağız. Bence takası kabul et. Ki sen de canını kurtar. Ne sizden ne de ölümden zerre kadar korkum yok. Venedik Aslan'ın Gabriel'in ölümden korkmadığını hala anlayamadınız mı? Ne Orucu ne de Levita adasını elimden alamayacaksınız. Beni de uzun süre esir tutabileceğinizi sanmıyorum. Nasıl olsa bir kaçış yolu bulurum ben.
Hayrola paşa? Gabriel'i almaya geldim. Onun cezasını kendim keseceğim. Oruç ağamı almadan ölü ya da diri kimseye teslim etmem onu. Şehzade Korkut buraya gelirmiş. Şehzade Korkut mu? Adayı alamadık. Gemiler harap oldu. Şehzadenin karşısına böyle başarısız bir şekilde çıkarsak hepimizi mahveder. En azından şu soysuzun kellesini vuralım. Zinhar olmaz paşa. Ona bir şey olursa oruç ağamı sağ salim teslim alamayız. Ağamı ve Antuan'ı almadan Gabriel'i teslim etmem. Gemilerini hazır kurtardı. Beni de o ele geçirdi. Sen de şimdi aklınca bu başarıların üstüne yatmak istiyorsun, öyle değil mi? Sırf kendini şehzadeye göstermek için. Yahu, adam canından korkmaz. Oruçla takasa da ikna olmaz. Kendin gördün işte. İnat edip durma. Ben de vazgeçmeyeceğim derim. Ne yapıp edip onu takasa ikna ederim derim. Bana az müsaade et. Kellesi zaten elimizdedir. Mesih Paşa, Şehzade Korkut da Oruç Reis gibi birinin göz göre göre ölmesini istemez. Önce onu kurtaralım, sonra adayı da, bu soysuzun kellesini de alırız. Oruç'un da canını kurtaramadık hala. Şehzade hesap sorarsa elimizde hiçbir şey yok. Bırakın şu inadı. Vuralım şunun kellesini gitsin. Canımız pahasına girip adaya aldık bunu. Oruç ağamı kurtarmak için yaptık. Onca emeği heba ettirmeyiz şimdi. Sen bize az müsaade et. Ne yapıp edip takasa ikna edeceğim ben onu. Sana mühlet o vakit. Bugün ikna ettin ettin. Etmezsen alırım elinden. Seni ve Antuan'ı burada bırakıp gitmek yüreğime zor gelir. Keşke seni kurtarabilseydim de ben ölseydim burada. Ama döneceğim. Dönüp seni kurtaracağım ağam. Neredeyse kendi gözyaşlarınla abdest alacaksın Oruç. Nedir bu kederin? Hızır'ın hali gözümün önünden hiç gitmez Antuan. Birkaç adım ötemdeydi. Nasıl istedim ondan sarılıp kucaklaşmayı. Ama olmadı. Hızır giderken sanki benim de ciğerim söküldü. İstemeye istemeye yüreğim parçalana parçalana ona git demek zorunda kaldım. Bunca vakit esaret hiç dokunmamıştı Antuan. Ama onu öyle gördüm ya. Çok acı geldi bana. O da biz de elimizden geleni yapıyoruz. Kurtulup kavuşmak için. Bu kadar sabrın mükafatını elbet alırız. Abdest falan yok size. Bir de gözümüzün içine baka baka ibadetinizi mi yapacaksınız? Yetti size zulmünüz. Ne oldu? İnançsız köpek balığı, he? Müslüman mı oldun yoksa? Buna karşı durmak için aşağılık olmamak yeter. Ayıp yer o. Hey ya. Hey ya.
Senin üzerinde durduğun bu ada bile bizim ibadetimizle yurt toprağı oldu. Şimdi sen mi engelleyeceksin bizim ibadetimizi? Sizin yurdunuzdu. Ama artık bizim. Mescidinizi nasıl kiliseye çeviriyoruz? Şehit mezarlarınızı da yakında çiğneyip yok edeceğiz. Kabulleneceksin bunu. Efendin olacak Gabriel köpeğinin kellesi elimizde nasılsa. Vakti gelir. Kellesini bu adaya diker. Adanın bizim olduğunu ilan ederiz evvelallah. Siz öyle sanın. Senyor Gabriel'i Hızır'ın elinde bırakacağımı mı sanıyorsun? Kör bak neler yapacağım. Derhal gemiler hazırlansın, askerler toplansın. Kelemez'e gidiyoruz. Hızır'la hesabımızı orada göreceğiz. Buna da asla su vermeyeceksiniz. Kelemez'e mi saldıracak bunlar Oruç? Her ne yaparlarsa yapsınlar. Gabriel'i Hızır'ın elinden kurtaramazlar. Suyumuz da yok artık. Nasıl abdest alacaksın? Sen merak etme. Teyemmümle alırız abdestimizi evvelallah. Orucu da görmüşsün orada ha. Nasıldı hali? Her şeye rağmen direnmiş. Baş eğmemiş. Kurt gibiydi Oruç ağam. Ama yine de içim kahrolur. Gözümün önündeydi. Elimi uzatıp kurtaramadım ağama. İçim yana yana döndüm buraya. İşkence etmişler mi ona? Canı çok yanmış mı? Yarası var mıydı Hızır? Yoktu Isabel. Ama ettilerse bile emin ol direnmiştir ağam. Ya bizim işkencemiz ne zaman son bulacak Hızır? Ne zaman kurtulacak Oruç? Cesedine sarılırsın dedi o alçak herif. Teslim etmeyeceğini de söylemiş sana. Biz nasıl kavuşacağız Oruç'a? Ben ne yapıp edip ikna edeceğim onu? Mesih Paşa Gabriel'i almadan Oruç'u kurtaracağım. Biz Kelemez'i sana emanet edip taarruza gittik. Senin yaptıklarına bak. Benim atadığım adamı eşkıya gibi alıkoymuşlar. Sen ne yaparsın ha? Uyur musun bre? Kan dökülmesin diye sabrettim paşam. Ama gereken de söyledim onlara. İlyas haklı paşa hazretleri. O doğru olanı yapmış. Asıl suçlu Şahin'le Hazır. Beni onlara alıkoydular. Paşa hazretleri, sizin görev verdiğiniz, atadığınız adama hain damgası vurdular. Onların asilikleri yetti gayrı. Madem benim atadığım adama bunu yaparlar, sen de Kelemez muhafızı olarak Şahin'i görevden azledeceksin. Bundan gayrı Kelemez'in hem subaşısı hem de gümrük reisi Şahbaz olacak. Eğer bu defa da sözünü geçiremezsen onlara, seni de Kelemez muhafızlığından alır, Şahbaz'a atarım. Gereğini yapacağım. Emin olun. Paşa hazretleri. Peki ya Hazır? Onun cezasını ben kendim vereceğim. Şehzade Korkut'un gemileri onarılsın. Haydi. Hızır. Orucu almak için Gabriel'i ikna edemezse
Ben de hem adaya saldıracağım, hem de o Gabriel'in kellesini alacağım. Senin etlerini kemiklerinden ayırırız. Gebermekten beter ederiz seni. Oruç Reis'in teslimini kabul edeceksin. Aslanım ben, aslan, aslan. Venedik aslanı acıdan korkmaz. Ne yaparsanız yapın, kurtaramayacaksınız onu. Elimden alamayacaksınız. Etmedin mi hala? Neredeyse ikiye ayrılacak, hala kabul etmedi. Boşuna direnirsin Gabriel. Mesih Paşa seni öldürecek. Takası kabul et. Canını kurtar. Mesih Paşa bana bir şey yapamaz. Siz de yapamayacaksınız. Buraya aslanlar gibi geldim, kuşlar gibi uçacağım. Size de orucun kellesini yollayacağım. Sen neye güvenirsin de buradan çekip gideceğini bu kadar emin konuşursun? Askerlerinin kelemezi basıp seni kurtaracağını düşünmekteysen hiç güvenme. Kurtulduğumda nasıl olduğunu görürsün. Seni hiçbir şey kurtaramaz. Ya bizim elimizde böyle acı çekeceksin, ya da Mesih Paşa'nın kılıcıyla öleceksin. Takası kabul et. Sen canını kurtar. Ben de oruçağımı. Etmeyeceğim. 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 Ben ölürsem oruç da ölür nasıl olsa. Eliniz kolunuz bağlı. Sadece benim elim değil, sizin de eliniz kolunuz bağlı. Gerekirse o adayı tekrar basar, ordunu oraya gömer. Elinde ne var ne yok alırım. Oruçağımı ve Antuan'ı kurtarırım. Sen de geberdiğinle kalırsın. Çekin! Gabriel'in adamı bu soysuz. Baskına gelmişler. Durun! Ben çağırdım onu. Niye çağırırsın bu herif Hızır? Onunla hususi konuşacaklarım vardır. Herkes öteye çekilsin. Benden ne istiyorsun? Niye çağırdın beni buraya? Gemilerde askerlerimiz hazır bekliyor eğer bir şey yapmaya kalkarsan. Gabriel'le sen bir dost, bir kardeş gibisiniz. Oradayken gördüm bunu. Onun için ne kadar kaygılandığını anlarım. Gabriel'in ölmesini istemezsin. Değil mi? Ben de Oruçağım'la Antuan'ın ölmesini istemem. Birbirimizi iyi anlarız. Ama Gabriel takas yapmamak konusunda ısrar eder. Eğer takas olmazsa Mesih Paşa Gabriel'i öldürecek. Sen bu işi halledebilirsin. Nasıl? Oruçağım'la Antuan'ı bana vereceksin.
Ben de sana Gabriel'i teslim edeceğim. Bu işi kolaylıkla halledeceğiz böylece. Bunu yapamam. Senyor Gabriel'in emirlerini çiğneyemem. Eğer oruçağımı teslim etmezsen Gabriel öldürülecek derim. Ya oruçağımla Antoine'ı bana ver. Ben de sana Gabriel'i teslim edeyim. Ya da Gabriel'i takas için ikna et. Bu işi ancak sen çözebilirsin. O çok sevdiğin adam için. Yapacak mısın bunu? Beni Senyor Gabriel'le görüştürün. Baş başa. Gabriel'e götürün. Onunla görüşecek. Baş başa. Kabul etmezseniz Mesih Paşa sizi öldürecekmiş. Buraya sizden kararınızı tekrar düşünmenizi istemek için geldim. Beni bilmez gibi konuşuyorsun Piero. Elbette kararım kesin. Asla takas olmayacak. Ama efendim o zaman öldürürler sizi. Verelim onları, kurtaralım sizin canınızı. Sen beni merak etme Piero. Mesih Paşa da bir şey yapamayacak bana. Göreceksin kurtulacağım ellerinden. Nasıl efendim? Bir planınız mı var? Her zaman bir planım vardır Piero. Tutamayacaklar beni burada. Kavuşacağız dostum. Kavuşacağız. Şimdi beni iyi dinle. Hemen İta Adası'na git. Adanın her tarafına askerleri konuşlandırıp gemileri de dört bir yana yerleştir. Hızır asla girmemeli adaya. Yaklaş Piero, yaklaş bana. Hemen atlayıp Levita Adası'na git. Kutsal eşyalarımızı oradan Modon'a götürün. Hemen. Sakın unutma Piero. Onlar Levita Adası'ndan da, Modon'dan da daha değerli. Emredersiniz efendim. Oruçağımla takasa ikna edebildin mi Gabriel'i? Takas falan yok. Size orucu teslim etmeyeceğiz. Takas olmazsa Gabriel ölecek derim. O kadar yakınsın. O kadar düşünürsün canını. İkna edemedin mi onu? Efendimin emirlerini mi tartışacaktım onunla? Siz ne yaparsanız yapın onu öldüremeyeceksiniz. Ama sonunda oruçlu Antoine'ın cesetlerini alacaksınız. Hızır. Sakin. Sonuçta bu herif elçi sayılır. Defol git! Kelleni almadan defol git buradan!
Kurtuluş Reis'i kurtarmak için her yolu denedik Hızır. Bu Mesih Paşa elimizden alıp öldürecek onu. Gabriel orucu teslim etmeye ikna olmamış Paşa Hazretleri. Ben demiştim ona. Gabriel takası kabul etmez diye. Gabriel'i alıp cezasını keseceğiz. Gemiler de tekneler de hazır olsun. Yarın adaya saldıracağız. Kaybedecek vaktimiz yok. Tez yürüyün. Gabriel Oruç Reis'le takasa ikna olmadı. Mesih Paşa da onu öldürmek için Akbaba gibi bekler. Nasıl çıkacağız bu işin içinden Hızır? Son çare neyse onu yapacağız. Oruç Ağam'ı o adadan biz kendimiz kurtaracağız. Gabriel'i vermeyik ola! Ölürük de kendi mekanımızdan adam vermeyik. Hızır Reis'e bunun hesabını veremezsiniz. Bu zorbalığın hesabı sorulur. Bizi devlete asi eyleme paşa. Sen ne yaptığını zannedersin paşa? Ben sana demedim mi bu adam ikna olmaz diye ha? Elinizden geleni yaptınız ama ikna olmadı işte, görürsünüz. Sana verdiğim mühlet de doldu. Bunu öldüreceğim gayrı. Hamlelerimiz daha bitmedi paşa. Yahu Şehzade Korkut buraya gelir derim, sen hala hamleden bahsedersin. O geldiğinde elimizde hiçbir şey olmadığını görürse, hepimiz hasar hasar. Bunun kellesini almak zorundayım, anlamaz mısın? Oruç Ağam'ın canının tehlikede olduğunu söyleriz. Halden anlayacaktır. Peki Oruç nerede derse ne diyeceksin ha? Ne cevap vereceksin? Adayı alamadık. Gabriel yaşıyor, Oruç hala esir. Şehzade hepimizi mahveder Hızır. Hepimizi. Tek çaremiz bunu öldürmek. Bana bir şey olursa Oruç'u da Antuan'ı da anında öldürürler. Kimi öldürürlerse öldürsünler umurumda değil. Şehzade Korkut koca bir filo verdi bana. Onun karşısına başarısız çıkıp kellemi vurdurtamam. Götürün bunu. Ahalinin önünde idam edeceğim. Durun! Bana bir gün mühlet ver paşa. Eğer ağamı kurtaramazsam o vakit dilediğini yaparsın. Hızır, nasıl kurtaracaksın ha? Levita adasını basacağım. Oruç Ağam'la Antuan'ı oradan kurtaracağım. Sonra bunu öldürür, gider adayı basar alırız. Adada bütün önlemler arttırıldı. Bir de asla giremezsiniz oraya. Duydun işte. Bütün önlemler arttırılmış. Hızır beyhude uğraşırsın. Dört yanı cehennem olsa yine de girerim o adaya. Delir mi? Delilikse delilik. O adayı basmak son çaredir. Ben de basacağım. Ama bana bir gün mühlet ver paşa. Kabul. Gabriel bende kalacak. Sana da yarın gün batana kadar mühlet. Orucu getirdin getirdin. Getiremezsen bunu öldürür, Levit atasını kendim basar alırım. Götürün. Hızır kolumu aldı. Gemilerimi harap etti. Onun yaptıklarının acısını senden çıkaracağım Oruç. Şimdi bu kiliseyi ellerinizle inşa edeceksiniz. Mescidinizi kendi ellerinizle kiliseye çevireceksiniz. Ne duruyorsunuz? Başlayın hadi. Seni geberteceğim. Thank you.
Hızır senin kolunu koparmış. Ben senin kafanı koparırım. Kilisenizi de başınıza yıkarım sizin. Ne oluyor orada? Kiliseyi inşa etmesini söyledim, saldırdı. Bu aşağılık kölelerin haddini bildirmeyeceğiz mi Piero? Yeter Pablo. Git, yüzünü yıka. Hızır'ın yanından geliyorum. Seni kurtarmak için nasıl çırpınıyor bir görsen. Benden bile yardım istedi. Düşün. Ama başaramadı. Zavallı. Son çare adaya baskın yapmak olacak ama bu onun ölümü olacak. Adanın her yerine mevzilenin. Gemiler teyakkuza geçsin. Eğer Hızır adaya baskın yaparsa ona geçit vermeyeceğiz. Geldiği gibi ölecek. Ayrıca kutsal eşyalarımızı hazırlayın. Eğer Hızır adaya saldırırsa asla eline geçmem. Bu yüzden yarın Modon'a göndereceğiz onları. Bana bir kağıt kalem verin. Göz göre göre Hızır'ın ölümüne razı olamam. Hızır'a mektup yazacağım. Ne yazacaksın? Levita Adası'nı size bırakacağımızı, Gabriel'i serbest bırakacağımızı, bizi de azat edeceğinizi yazacağım. Böyle yola gelirsiniz işte. Bak, nasıl da kuzu kuzu razı olduğunuz adayı bize teslim etmeye. Oruca bir kağıt kalem verin. Yenilgisini kendi elleriyle yazıp kardeşine gönderecek. Karakulak gemilerinden aldığımız habere göre Levita Adası'nın dört bir yanını Venedik gemileri sarmış. Adanın her yerine askerler mevzilenmiş. Biz de onlara görünmeden gideceğiz oraya. Sabah değil, bu gece basacağız Levita Adası'nı. Hızır, Mesih Paşa da endişelenmek de pek de haksız sayılmaz. Şehzade Korkut yakında gelecek. Eğer Oruç Reis'i kurtarmadan karşısına çıkarsak bizi de affetmez. Nasıl biridir bu Şehzade Korkut Derviş Baba? Sen bilirsin. Senin gibi. Kitaplara, ilme meftun biridir. Türk denizcilerine de çok yardım eder. Merhametli, iyi niyetlidir. Ama gazaba geldi mi de yakar geçer. Şehzadeler içinde en cevvali midir? Trabzon Sancakbeyi Şehzade Selim vardır. Osmanoğullarının en yavuzu da Selim'dir. Arslan pençeli, kurt bakışlı, Pars bilekli, düşmana aman vermeyen bir yiğittir. Onun da bir oğlu vardır. Adı da Süleyman. Süleyman mı? Ben Allah'ın kulu, cihanın sultanıyım. Bağdat'ta şah, Rum diyarında Kayseri olacak. Donanmalarını Mağrib ve Hint deryalarına yollayacak. Adına Mekke ve Medine'de hutbeler okunacak. Süleyman'ım ben. Süleyman. Sırrın dilden yürekten çıkma vakti değildir bu da. Oruç Reisi Antoine'ı düşman elinden kurtarma vaktidir. Bunu Hızır'a verin. Levita Adası'ndan vazgeçtiğimizi taahhüt edecek. Gabriel de serbest bırakacak. Hepsi yazılı bu mektupta.
Yenilgini kendi ellerinle yazdın Oruç. Levita'yı söke söke aldık elinizden. Senyor Gabriel geldiği zaman da canınızı söke söke alacağız. Uğruna o kadar mücadele ettiğimiz adayı göz göre göre onlara bıraktın Uruç. Hızır adaya baskın yaparsa ölür Antuan. Onun da bizim de canımızı kurtaracak tek bir yol vardı. Ben de onu yaptım. Düşman adanın her yerini tutmuş. Nasıl girip Orucu kurtaracaksınız? Siz de canınızdan olmayın. Gayrı can düşünecek vakit değildir hala. Son çare adayı basmaktır. Haydi Allah'a ısmarladık. Hızır. Oruç reistendir bu mektup. Levita adasından vazgeçeceğimizi, Gabriel'i de bırakacağımızı söyler. Demek kurtulması için tek yol ki öyle yazmış. Yok. Oruç reis canını verir, Darülislam toprağından vazgeçmez. Bu işin altında başka bir oyun vardır. Piri doğru der. Oruç ağam asla adadan vazgeçmez. Muhakkak başka şeyler söylemiş olmalı burada. Herkesin anlayamayacağı bir şeyler. Bazı harfler baskın yazılmış. Bu harflerde bir şifre olmalı. Harfleri söyle Meryem. Çağım kördüğümü çözdü. Şimdi onu kurtarmanın yolunu bulduk. Gün doğmadan Modon'a doğru yola çıkacağız. Kutsal eşyaları sıkı koruyun. Bizim için çok önemli. Eğer başlarına bir şey gelirse hepimiz biteriz. Demek kurtuluşumuz bu kutsal eşyalara bağlı. Bu kutsal eşyalar Gabriel'i pazarlığa ikna eder. İşki hazır bunları sağ salim ele geçirebilsin. Hızır o kadar atıp tutuyordu. Ağam kurtaracağım diye. Ben kimseyi görmüyorum. Hani? Neredesin Hızır? Bak, ağan elimizde. Kurtarmayacak mısın onu? Hadi, gelsene. Ölüme bu kadar susayan bir ayıyı da ilk defa görüyorum. Aramana gerek yok. Hızır'ın kılıcı elbet inecek başına. Hem öyle bir yerde inecek ki fark ettiğinde çok geç olmuş olacak. Oruç ağamın kurtulması o kutsal eşyaları ele geçirmemize bağlıdır. Biz gün doğmadan Modon'a yelken açacağız. Burası da size emanettir. Modon'daki kutsal eşyaları almak Levit Adası'nı kuşatmaktan daha zor olacaktır Hızır. Gerekirse Modon'un altını üstüne getirir. Yine de onları alırız.
Merak etmeyin. Allah'a ısmarladık. Ne işiniz var burada? Yine itibar mı itibar zırvalamaya geldiyseniz dinleyemem. Acele gitmemiz gerek. Vazifemi yapmaya geldim. Şahin'i Kelemez subaşılığından azlettim. Kelemez'in yeni subaşısı Şahbaz'dır. Sen ne hakla benim vazifemi alıp bu ite verirsin? Topla ağzını. Bana yaptıkların cezasız mı kalacak sandın? Onca gafletin yetmedi. Şimdi bir de Şahbaz'ı mı kollarsın? Benim kimseye kolladığım yok. Mesih Paşa yaptıklarınızın cezasını kesti. Ben hepinizi ikaz etmiştim. Yapmayın dedim. Etmeyin dedim. Şimdi kabahati kendinizde arayın. Mesih Paşa seni parmağında oynatacak dedi ki İlyas. Bana bak İzabel. Dur! Bir de utanmadan yanımızdaki hatuna mı çıkışacaksın? Şahin'i alıkoymasını ben söyledim. Mesih Paşa'nın gücü yeterse gelsin cezayı bana kessin. Seni beni kalmadı bu işin. Mesih Paşa hükmü verdi. Ben de icra etmekle mükellefim. Oruç Ağam bile Paşa emri karşısında razı gelmişti Şahbaz'a. Herkese razı gelmek zorunda. Bırak Hızır. Bunların şerrini bulaştığı yerde vazife zuldür bana. Bundan böyle Kelemez'in emniyetinden ben sorumluyum. Ben öyle Kılıçoğlu Şahin'e benzemem. En ufak hatanızı da cezalandırırım, bilmiş olun. Hızır. Daha dökülecek düşman kanı var. Burada elimizi it kanına bulaştırmadan gidelim, haydi. Biz Oruç Ağam'ın kurtulması için canımızı ortaya atarken sen yanlış üstüne yanlış yapmaktasın. Evvelce yaptıkların gafletti. Ancak artık anamızın ak sütüne, atamızın kanına halel getirmektesin İlyas. Bir ağabeyin öteki ağabeyini kurtarmak için ölümlere atılır. Sense yanına bir haini alıp onlara köstek olursun. Ama ben vazifemi... Baban. Yakup ağabeyim. En çok seni gözünden sakınırdı. Bazen düşünürüm. İyi ki vaktiyle vefat etmiş baban. Yoksa bu yaptıklarını görseydi kahrından ölürdü. Haydi Nalas Mahmut'a. Bana bir su veresin Esma'm.
bir su ver dedim Esma. 40 kere mi söyleyeceğiz? Bağırma. Duydum. Neden bu öfken? Yine Hızır Ağa'nla mı takıştın? Şahin'i vazifeden alıp Şahbaz'a verdim. Yemediğim laf kalmadı. İyi de sen vazifeni yaptın. Keyfine göre vermedin ki. Hem Mesih Paşa emretmiş. Ne yapabilirsin? Zaten subaşılık senin hakkınken Şahin almıştı vazifeyi. Vazifesi de, hakkı da, hukuku da umurumda değil. Ben her şeyi ağlarım için yaptım. Şimdi onlar ölümle özenkleşir. Ben geride kalırım. Mecbursun buna. Senin tercihin değil. Ben anamın sütüne layık olamadım mı? Babamın kanına layık olamadım mı? Kemiklere sızlar mı şimdi mezarda? He Esma. Beni görseler utanırlar mıydı? Onlar sana olan öfkelerinden böyle konuşmuşlar. Sen doğru olanı yaptın. Üzme kendini. Göreceksin. Sonunda hepsi anlayacak senin doğru olanı yaptığını. Seferi ziyareli. İskele tarafımız kıblede kalıyor. Namazımızı o yönde eda edeceğiz. Ambarda hazırlık yapılsın. Ay maşallah. Eyvallah Hızır Reis. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rab. Darülislam toprağı olan adamız işgal altındadır. Oruç reisimiz, Antoine kardeşimiz kafirlerin zulmü altındadır. Onları da, Darülislam toprağı olan adamızı da kafirin zulmünden kurtarmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Girişeceğimiz ölüm kalım cenginde yardımını bizden esirgeme ya Rabbi. Amin. Biz ki senin davan uğrunda gayret gösteren kullarınız. Bu uğurda esaret zincirini kırmayı, işgal edilen adamızı geri almayı, kafirin zulmüne galebe çalmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, düşmana karşı gösterdiğimiz gayret de, esarette katlandığımız bunca çile de senin davan uğrunadır. Yurt toprağımıza çöken zulmün karanlığı,
üstümüzdeki zindan karanlığından daha ağır gelir. Ya Rabbi, sen düşmanlara galip gelmeyi, esaret zincirlerini kırmayı, zulmün ve işgalin karanlığını yok etmeyi nasip eyle ya Rabbim. Amin. Amin. Doğrusu cesur adamsın Gabriel. Ama bu seni idam kılıcından kurtaramayacak. Yine de biz Osmanlılar herkese bir şans daha veririz. Gel bana biat edip Osmanlı'ya bağlan. Senin gibi cesur bir adam da bize çalışsın. Bunun için masaya önce İlyas'ın kellesini koyman lazım. Benim kellem ne alaka? Çünkü senin baban benim babamın ölümüne sebep oldu. Bu yüzden de dört kardeşten birilerini öldürmeden içim soğumayacak. İyi düşün Gabriel. Bu senin son şansın. Osmanlılar da seni böyle ikna etmişti değil mi? Bizans İmparatoru Konstantin Paleologos'un yeğeni Mesih Paşa. Bizans yıkılmasa sen imparator olacaktın. Bunu hiç unutmadın değil mi? Hep içinde gizli gizli Osmanlı nefreti taşıdın. Belki de Rodos'ta bilerek yenildin. Sırf Osmanlı'ya zarar verebilmek için. Bence sen gel bize katıl. Kutsal Hristiyanlık davasını birlikte yüceltelim. Belki İstanbul'u Osmanlı'dan alır, Bizans'ı yeniden diriltiriz. Kes şu erzeleri. Ben devletime yıllarca sadakatle hizmet etmişim. Sen de Osmanlı'ya sadakatle yemin et. Canını kurtar. Hiç ummadığınız bir yerden bir el uzanır. Kurtarır belki de beni buradan. Kim bilir? Mesih Paşa'mın mahzeni çok iyi korunur. Oraya girip de seni kurtarabilecek kimse yok. Bak Gabriel, yakında Şehzade Korkut buraya gelecek. Ona da övgüyle takdim ederim seni. Oruç'tan da, Hızır'dan da daha üstün yerlere getiririm seni. Bana zaten senin gibisi lazım. Oruç'tan ve Hızır'dan daha üstün biri olmak. Venedik Aslanı bunu beğendi. Tamam. Kabul ediyorum. Bundan böyle Osmanlı'ya sadık biri olacağım. O zaman biatını göster. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Venedik aslanı Türklere asla biat etmez. Onları dişleriyle paramparça eder. Şimdi o Venedik aslanının beynini patlatacağım paşa. Hızır ağama yarına kadar sözümüz var. Paşam. Hızır'a verdiğim sözden dururum. Ama yarın o kelleni senin gövdenden ayıracağım. Askerler! Alın götürün bunu mahzene.
Benedik aslanı. Hepinizi parçalayacağım. Kutsal eşyalarımız kaleye ulaşıncaya kadar hiçbir yerde kuş uçurtulmayacak. Kutsallarımız hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Kutsal eşyalar orada. Arabayla götürecekler. Kaleye varmadan almamız lazım onları. Casuslarımız meydana gizlice barut fıçıları koydular. Onlar patlayınca düşmanların yarısı telef olur. Biz de o kargaşada kaçırırız kutsal eşyaları. Saldırıya hazır olun. Hızır gönderdiğin mektuptaki şifreyi çözmüş müdür Oruç? Çözmüştür. Ona hiç şüphem yok. İş ki Gabriel'in kutsal eşyalarını Modon'dan sağ salim almış olsun. Bekle. Meydana indi. Şimdi pençe vaktidir. Haydi Levantler! Öldürün onları! Kutsal eşyaları götürün çabuk! Çıkarmazlar Yareli. Çabuk olalım Hızır. Başka askerler gelmeden bir an önce kaçıralım kutsal eşyaları. Kutsal değerlerimizi çalmaya geldiniz demek. Ama önce bizi çiğnemeniz lazım. Biz zaten sizi çiğnemeye geldik.
Hızır'a verdiğim mühlet doldu. Tez idam meydana hazırlansın. Ben de Gabriel'i mahzenden alıp meydana getireceğim. O soysuzun kellesini alma vakti geldi. Mühlet dolmak üzere. İnşallah Mesih Paşa Gabriel'i öldürmeden yetişiriz. Yetişeceğiz. Gabriel de bu kutsal eşyalarını görünce deliye dönecek. Oruçamı teslim etmeye ikna olacak. Gözümün önündeyken kurtaramadım oruçamı. Sarılıp kucaklaşamadım onunla. Ama bu kez kurtaracağım. Bağrımızdaki sızı dinecek. Dur Şahbaz Bey. Giremezsin. Subaşıyım ben. Gabriel'le görüşeceğim. Görüşüp ne yapacaksın? Kaçıracağım onu. Hadi Sansar. Mesih Paşa gelmeden gitmemiz lazım. Duru. Buradan geçemezsiniz. Sansar. Ye onları. Sansar, sen burada kal. Gelen olursa tez bana haber et. Şahbaz. Biliyordum beni kurtarmaya geleceğim. Paşanın hızıra verdiği mühlet doldu. Şimdi gelecektir seni anlayı öldürmek için. Tez gitmemiz gerek buradan. Neler olmuş burada? Kim öldürdü benim askerlerimi? Gabriel'i kaçırmak için mahzeni basmışlar belli ki.
Tezinin! Gabriel kaçmadan yakalayacağız onu. Mesih Paşa buraya doğru gelir beyim. Ne yapacağız şimdi? Nasıl çıkacağız buradan? Buradaki askerleri döndürmüşler. Çabuk, çabuk beni takip edin. Gabriel kaçmış. Gabriel'i de, onu kaçıranları da ölü ya da diri bulup getirin bana. Gabriel! Gemi limanda bekler. Haydi yetişmemiz gerek. Gabriel! Buraya kadarmış Gabriel. Elimizden kaçamayacaksın. Hiç ummadığımız bir yerden bir el uzanıp kurtarırsan demek. Görelim bakalım. Kimmiş bu ummadığımız el? Askerlerinizle gidersiniz. Koyda gemi sizi bekliyor. Sevdim seni güzel kız. Gabriel. Bir an evvel git buradan. Askerler her yere dağılır şimdi. Sen dostluğumuza böyle sadık kalmaya devam et Şahbaz. Yakında kelemez senin, Levita Adası da tamamen benim olmuş olacak. İyi. Ama bunun için evvel Oruç'un kellesini alman gerekli. Sen onu merak etme. Esaret bitti, şimdi sıra onlarda. Adaya varınca ikisini de öldürüp kelleleriyle birlikte kendi kurdukları idam meydanına yollayacağım. İyi. Sen bu adanın muhafızı değil misin ha? Nasıl kaçırırsın elinden Gabriel'i? Nasıl? Önlerini kestik. Ama arkamızdan vurdular. Keşke hepiniz geberseydiniz orada. Ben şimdi Şehzade Korkut'a ne diyeceğim ha? Ne diyeceğim? Paşa Hazretleri. Olanları duydum. Hemen her tarafa asker saldım. O Gabriel soysuzunu da, onu kaçıranları da ele geçireceğiz. Hiç merak etmeyin. İlyas, senden vurdular kardeşim. İyisin değil mi? Tez İlyas'ı alıp götürün, tedavi ettirin. Haydi. Kim?
Kim kaçırabilir mahzenden Gabriel'i ha? Kim? Bence bunu yapan Hızır Paşa Hazretleri. Ona verdiğiniz mühlet doldu. O da burada adamlarını bırakmıştır. Mühlet dolana kadar gelmezsek Gabriel'i kaçırın diye. İşin ucunda abisinin canı var. Öyle kolay kolay Gabriel'in ölmesine izin vermez. Hem mahzendeki adamları öldürmüşler. Ama İlyas'ın sadece bacağından vurmuşlar. Benim kanımca bütün deliller Hızır'ı gösterir Paşa Hazretleri. Madem Gabriel'i kaçıran odur, bundan gayrı Hızır devlet düşmanıdır. Hızır beni elinde tutamadı. Orucu da kurtaramadı. Şimdi Levit Adası'na gidiyoruz. Ve oraya gider gitmez Oruç'un kellesini ona yollayacağım. Yelkenler fala! Kelemez'de uçan kuştan haber alırız biz Gabriel. Sen gemini koya yanaştıracaksın. Biz bir oyun çevirdiğini anlamayacağız, öyle mi? Oyun bitti Gabriel. Ben şah çektim, sen mat oldun. Öldürün onu! Gel bakalım Gabriel Efendi. Derya kurtlarının pençesinden kurtuluş var mı öyle? Öyle denize atlayınca kaçabileceğini mi sanırsın? Beni yakalamış olabilirsin ama Oruç Ağa'n hala elimde. Ve ölecek. Yani yine sen kaybettin. Sana ait öyle bir hazine geçti ki elime. Eğmem dediğin o başın ayaklarıma kapanacak. Kelemez'e varmamız az kaldı. Birazdan orada oluruz. Kelemez'de at izi içsizine karışmış. Gayrı Kelemez'de devletin hakiki kılıcını indirme vakti geldi. Hızır kim bilir nereye kaçırdı Gabriel'i. Ama yerin yedi kat dibine de girse bulacağım onu. Demek geri getirdin kaçırdın adamı ha? Ne kaçırması paşa? Asıl sizin elinizden kaçarken yakaladık onu son anda. Bu Kelemez'in subaşısı, muhafızı, senin askerlerin ne iş yaparsınız burada? Nasıl kaçırırsınız bu adamı elinizden? Paşam bir de üste çıkmaya çalışır. Mühlet bitince Oruç ölmesin diye sen kaçırttın onu. Oğlum biz kaçırsak niye geri getirelim ahmak herif? Benimle doğru konuş, karşında Kelemez'in subaşısı var. Atarım seni zindana. Devletin adını o pis ağzına alma. Soysuz! Keçen! Herkes sakin olsun! Eğer Gabriel'i sen kaçırmış olsaydın, Şehzade Korkut'un önüne senin kelleni verecektim. Ama madem bunu getirdin, şimdi onun kellesini alacağım. Alamazsın onu. Nedenmiş o? Sana verdiğim mühlet doldu. Orucu da kurtaramadın. Artık bunu öldürmemem için hiçbir sebep kalmadı. Gabriel'i Orucu'mla takas etmeye mecbur kılacak bir koz geçti elime. Ben bu meseleyi halledeceğim dediysem halledeceğim. Elindeki koz her ne olursa olsun beni ikna edip başımı eğdiremezsin. Bunu aklına sok. Duydun işte. Benim başımı eğdiremezsin der. Oysa sen kozu bahane edip vakit kazanmaya çalışırsın. Ama benim tahammülüm kalmadı. Mühletin doldu. Şehzade gelmeden boynunu vurdurtacağım bunun. Eğer
Bu koz da ona baş eğdirmeye yetmezse o vakit dilediğini yaparsın paşa. Ama ben son hamlemi yapmadan onu sana teslim etmem. Oruç ağamın ölmesine müsaade etmem. Bu herif bana saldırmasına rağmen öldürmedim. Sana verdiğim söze sadık kaldım. Şimdi sen de sözüne sadık kal. Mühletin doldu. Kozla falan da baş eğdiremeyeceksin. Alın bunların elinden bunu. Direnen olursa da öldürün. Destur! Şehzade Korkut Hazretleri, Anadolu'da vuku bulan bazı hadiselerden ötürü sancağında kaldı. Ben Şehzade Ketüdası Hamza Bey. Şeref verdiniz Hamza Bey. Hoş geldiniz Hamza Bey. Yurt toprağımız olan Levita Adası'na düşman taarruz etmiş. Bu işi halletme meselesi Kelemez'dedir. Ama duyduk ki Kelemez'de de kargaşa varmış. Derhal izahat verin. Hamza Bey, Şehzade Hazretlerini gönderdiği filoyla adaya taarruz ettik. Onları zayıflattık. Tez vakitte adadan kefereyi kovacağız. Sen devleti kör mü sanırsın paşa? Bizim her şeyden haberimiz var. Şehzade Hazretleri'nin filosu az daha düşman eline geçecekmiş. Hızır Reis sayesinde kurtulmuş. Nasıl vereceksin bunun hesabını? Hamza Bey, adamıza taarruz edenlerin başı Gabriel'i yakaladık. Onu idam edip daha da zayıflatacağız düşmanı. Ama Hızır Reis buna mani olur. Tez izahat ver Hızır Reis. Sen bu devlet düşmanın idamına ne hakla mani olmaya çalışırsın? Ağam, Oruç Reis ellerinde tutsaktır. Gabriel ölürse Oruç Reis'i de öldürecekler. Ama Gabriel karşılığında Oruç Reis'i almak için elimde bir koz vardır. Evvela ağamı alalım isterim. Adayı sonra elbet alırız. Efendim, yurt toprağının yanında bir kişinin canının ne önemi olur? Yurt toprağı elbette önce gelir. Ama Oruç Reis de deryalardaki kılıcımızdır. Her kılıcımızı böyle kolay feda edersek nasıl deryalara hükmedeceğiz? Elindeki kozla Oruç Reis'i kurtarabileceğine emin misin? Son çaremiz budur. O halde adil olan evvela sana şans vermektir. Git ve Oruç Reis'i kurtarabilmek için gerekeni yap. Eğer gerekeni yapamazsan, devlet bu soysuza gerekeni yapmak zorunda kalır. Eyvallah. Çok şükür Hamza Bey yetişip Mesih Paşa'yı durdurdu. Ama Gabriel yine inat ederse bu sefer gereğini yaparlar. Ne dersin? Bu sefer ikna olacak mı? Geldiğinde hepimiz göreceğiz. Bu sefer neyle yalvaracaksınız? Çok merak ediyorum doğrusu. Seni yalvartacağım Gabriel.
kutsallarımız. Adayı bastığınızda alamamıştınız. Yoksa? Derya kurtlarının pençesinden hiçbir şey kurtulamaz. Modon'u adamlarına cehennem edip pençelerimle söküp aldım bunları. Bu eşyaların sizin için ne kadar kıymetli olduğunu bilirim. Eğer Oruç Ağam'ı ve Antoine'ı teslim ederseniz bu kutsal eşyaları size teslim ederim. Yoksa eşyaları alamazsın. Venedik de papalık da seni asla affetmez. Bunları asla size bırakmayız. Asla. Kelemez'i cehenneme çevirir yine de bırakmayız. Oruç Ağam'ı ve Antoine'ı teslim etmezsem bu kutsal eşyaları sana vermem. Elimde bir ömür boyu esir kalırsın. Gider Venedik'le anlaşırım. Oruç Ağam'ı ve Antoine'ı vermeleri karşılığında kutsal eşyaları vereceğimi söylerim. Onlar da kabul eder. Sonrasını sen düşün. Ya sefil bir esir olarak bir ömür yaşarsın, ya da seni azat ederim. Venedik de, papalık da seni mahveder. Geberteceğim seni! Geberteceğim! Paramparça edeceğim! Artık bütün ipler benim elimde Gabriel. Hem Oruç Ağam'ı hem Antoine'ı sağ salim alıp üstelik seni mahvedebilirim. Belki de seni gebertirim. Babam babanı öldürmüş ya. Ben de babanın intikam kılıcıyla seni gebertip rezil ederim belki de. Ne diyorsun Gabriel? Kutsal eşyalar ve canın karşılığında Oruç Ağam'ı verecek misin? Yoksa senin hayatını mahvetmeme razı mı olacaksın? Bırakmayacağım hazır. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Çok ağır ödeteceğim sana. Derviş baba. Nasılsın Hamza? Sağlığın, afiyetin yerinde midir oğul? Sağlığına duacıyım baba. Bizi yetimken alıp yetiştirdin, büyüttün. Sayende Şehzade Ketüdası olduk. Şehzade Korkut Hazretleri'nin de selamları vardır sana. Aleykümselam. Getiren götüren sağ olsun. Netameli vakitte geldin Hamza. Sağ olasın. Hızır da inşallah şu soysuzu ikna etmiş olsun da Orucu düşmanın elinden sağ salim kurtaralım. İnşallah baba. Ne oldu, ikna edebildin mi Gabriel? Ettim. Haber gönderttik. Tarafsız bir yerde buluşacağız. Nihayet Oruç Ağam'ı alacağız. Çok şükür. Hayırlı uğurlu olsun o vakit. Eyvallah. Şehzade Korkut Hazretleri'nin gönderdiği filoyu Mesih Paşa'nın elinden aldım. Ama Hamza Bey, sana verdiğimiz imkanı heder et. Bu da sana cezadır. Devletin adaleti bunu gerektirir. Hızır Reis, Kelemez'in filo komutanıdır. Filomuzu düşman cehenneminden kurtarıp deryada kurtluğunu göstermiştir. Bundan böyle gönderdiğimiz filo da onun emrindedir.
Bakın, devlet cihanın dört bir yanında bin türlü meseleyle uğraşmaktadır. Size düşen de yurt toprağımız olan Levit Adası'nı almaktır. Bir an evvel halledin gayrı şu meseleyi. Daha fazla uzatmayın. Venedik'te savaş yakındır. Kemal Reis donanma hazırlamakla meşguldür. O gelmeden Levit Adası'nı almak zorundasınız. Yoksa devletin gazabı hepinizi yakar. Derviş baba, ben gayrı alayiye dönerim. Var mıdır bir emrin? Allah'a emanet olasın. Hızır, çok şükür düşmanın elinden Oruç Reis'i alıp kurtaracak. Ardından da İslam toprağı olan Levit Adası'nı alıp müjdeli haberi göndereceğiz inşallah. İnşallah. Yolun açık olsun. Nihayet Oruç Reis kurtulacak. Ne çok zahmet çektin kurtulsun diye. Gecen gündüzüne karıştı. Senin yüzün gülecek, yüreğin ferahlayacak diye nasıl sevinirim bir bilsen. Öyle zorlu günler geçirdik ki. Bir vakit gönlümüze ektiğimiz güllere dahi bakamadık. Acep, o güller darılıp boyun bükmüş müdür? Yüreğinin toprağına ekmişsin o gülü. Can suyunu oradan alır. Hep diri durur. İsterim ki bu badireleri atlattıktan sonra gönlüme ektiğim o gül hanemde filizlensin. O vakit hanemiz gülizar, gönlümüz her dem bahar olacak. Yeter ki o gül solmadan beklesin. Gül gönül toprağına ekilmiş bir kere. Bir ömür solmadan bekler. Gabriel takası kabul etti. Gidiyoruz. Hızır sizi dize getirmiş anlaşılan. Gerçi anlamalıydım. Baksana, kılıcı geçmiş üzerinizden. Ama ayının postunu tam yüzememiş Oruç. Onu da bir gün biz hallederiz. Mektubunda Hızır'a kutsal eşyalardan sen bahsettin. Bizi bu tuzağa sen sürükledin. İşte bunlar böyle amak olurlar Antoine. Ancak kılıcımız tepelerine inince anlarlar anlayacaklarını. Ama daha bu hiçbir şey değil. Hele ben buradan bir çıkayım. Siz o zaman göreceksiniz Baba Oruç'un intikam fırtınasını. Gasp ettiğiniz gemimi de takas yapacağımız yere getireceksiniz. Oradan gemimle ayrılacağım. Ayıp Piero! Bugünlük bu kadar talim yeterli. İstirahat edebilirsiniz. Hızır'ın gölgesi. Ne rahat değil mi? O olmasa ne yaparsın bilmem.
İyi yere tezgah açmışsın ama. Helal olsun. Bana bak. Ağzını topla, tepemin tasını attırma. Yalan mı? Sırtını dayamışsın Hızır'a. Onun itibarından alırsın bu cakaları da zaten. Yoksa sen kim olasın ki etrafta böyle dik dik gezesin? Hatunbaşı vazifesini bile onun sayesinde almışsın. Ben kimseye sırtımı dayamam. Kimsenin ihsanına da muhtaç değilim. Ama senin niye böyle konuştuğunu bilirim ben. Sen de haysiyet olsa göz göre göre Hızır'a sırnaşmazsın. Sırnaşık diye senin gibisine derler. Senin Hızır'la bağın ne olabilir ki? Basit bir yanaşmasın hepi topu. Hızır'ın yanaşması. Bu sana ikaz olsun. Bir daha böyle konuşursan bu defa dilini koparırım. Tokadın hesabını sana çok acı ödeteceğim. Kardeş kardeşi karanlıkta komadı ağam. Seni orada bıraktığımdan beri yüreğim yanar dururdu. Nihayet kavuşup kucaklaşma vakti geldi. Nihayet aslanım. Sen de hep gözümde tuttun. Gayrı kavuşma vakti geldi. Biz Gabriel'le kutsal eşyaları göndereceğiz. Siz de Oruç Ağam'la Antuan'ı göndereceksiniz. Hızır!
kendilerine sızdırdığımız adamlar görevlerini başarıyla yaptılar. Öldürün!